arkadaşlar. Bir Gökiz Happy Life programına tekrar hoş geldiniz. Bugün ben mutluyum çünkü benim orijinal kendi mutfağımla beraber ekranlar karşısına çıkmak hoşuma gitti. Özlemişim mutfağımı. Öbür mutfağı beğenmedik. Öbür tane de yaptırmıştık, onu da beğenmedik. Gene bunda karar kıldık. Dermişim. Arkadaşlar bir sürü malzemem var. Geçen günkü vlogumda söylemiştim. Aşure ıslattım diye. Aşure deneyeceğim. Tabii ki yani aslında yani bütün tadı, lezzeti, her şeyi veren benim. Ama gelin kızım yardım edecek. Merak ediyorum. Alamanlar aşureyi bize nasıl yaptıracaklar? Evet. Nasılsınız bu arada? İyisiniz. Allah iyilik versin. Eşim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kameraman. Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Aşure yapacağım hayatım. Çok güzel. Oldu oldu. Olmadı gene yiyeceksin. Beni kurtarın ya. Beni kurtarın. Bana zorla yemek yediriyor bu kadın. İnanmayın arkadaşlar. Bir gün yemek yerken çok güzel olmuş derken onu da yayınlarım. Kameralar karşısında böyle konuşuyor. Bir de beni bilseniz. Aşk olsun. Aşk olsun. Elimi kolumu bağlıyor zarla, ağzıma tıkıştırıyor hepsini. Yardım edin bana. Tamam. Lütfen. Rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben yine size kısa kısa anlatayım içinde neler olduğunu. 80 gram nohut, 80 gram kuru fasulye. Ben bunları dünden ıslattım. Ama bu enteresan bir şey olacak bilmiyorum. Belki zaten yapanlar vardır. Bana bunun ıslatmış olduğum suyunu döktürmedi. Suyunu kullanacağım. Ondan sonra neyse elime aldıkça anlatırım size. Dediğim gibi nohut, fasulye, 500 ml suyun içinde ben bunları ıslattım. Ondan sonra bunlar güzelce şişti. Ayrı bir yerde 180 gram aşurelik buğday. O da öyle suyun içinde duruyor. 60 gram kuru incir, 60 gram kuru kayısı, 40 gram kuru üzüm, 150 gram portakal suyun içine koydurdu. Onlar da orada öyle kabarıyorlar, bir şey oluyorlar. Şimdi pistasyen şeylerimi gördünüz değil mi arkadaşlar? İzleyenler görmüştür. Mıknatıslı böyle yapışıyor. Mıknatıs çekecek bir şey yok. Var. Yok. Her neyse. Çok güzeller. Kuru fasulye ve nohutu diyor ki içine diyor bunun diyor koy diyor. Bunun içine koyduk. Devam edelim. 1100 gram su. Hemen buradan alalım. 1100 gram. 1100 gram suyumuzu koyduk. Şimdi bu ıslatmış olduğumuz önceden kuru fasulye ve nohutu da bunun içine ekledik. Devam edelim. Kapağımı diyor. Kapat diyor gelin. 25 dakika 100 derecede bunu herhalde biraz daha pişirecek. Arkadaşlar bu 25 dakika arada gittim saçlarımı düzleştirdim. Karşınıza böyle bir perişan çıkmışım. Kameramana diyorum iyi miyim hayatım diyorum, çok güzelsin diyor. Kıskanıyor beni. Belki böyle kamera karşısında olduğum için bir sürü izleyenler olduğu için. Kıskanıyor mu beni herif? Kıskanıyorum. Çok mu kıskanıyorsun? Çok. Yalan. Arkadaşlar neyse 25 dakikamız geçti. Şimdi devam edelim. Buğdayları süz diyor, kenarda dursun diyor. Süzdük mü? Süzdük. Şimdi diyor ki bir dolu kaşık nişasta, 50 gram burada 50 gram sütümüz var. Onu içine dökelim. Onu diyor ki böyle diyor karıştır. Evet biliyorum yani daha Muharrem ayına çok var ama yani dediğim gibi tabii ki o zaman da gene inşallah yaparız. 29 Ağustos'ta baktım. 29 Ağustos'ta bayağı bir var ama bizim canımız aşure yemek istedi. Niye yalan söylüyorsun? Neden? Benim canım aşure yemek mi istedi? Benim canım istedi aşure. Düzeltiyorum. Bizim değil. Benim çocuklarım da istediler. Galiba. Galiba. İstedilerler.
Ya sen niye beni böyle bana hep böyle şiştim, şiştim. Davul gibi oldum. Yuvarlanacağım yakında. Arkadaşlar, bu hazırlamış olduğumuz sütlü nişastayı diyor ki içine diyor dök diyor. Buğday bunu alıyor. 40 gram şurada pirincimiz var. 40 gram pirinç. Onu da bunun içine mi atayım? Atayım. Devam edelim. 180 gram şeker diyor. Ha, bunların hepsini onun içine atacağım ben. Hayır, bunun içinde tabii süzdüm ya. Şimdi biz bu buğdayı ve pirinci bunun içine atıyoruz. Özür dilerim arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Yanlış bir şey yok. Her şey kontrolümün altında. 180 gram toz şekerimiz arkadaşlar. Toz şekerimizi de ekleyelim. Kesin kaloriler. Kapat diyor. Kapatalım. Devam edelim. 10 dakika diyor. Birinci ayarda beni diyor harmanla diyor. Duyuyorsunuz gelinim ötüyor. Bitti. Devam. Trocken Früchte mit ein weich Flüssigkeit. Bak diyor işte Trocken Früchte mit. Ha, Trocken Früchte. Şunlar. Kuru kayısı, inciri yani suyuyla beraber at diyor içine. Portakal rendelettirdi. Portakal rendesini de içine at diyor. Bunları ne zaman atlayacak üstüne bademleri falan? Bilmiyor musun? Gelinle arana kara kedi mi girdi? Anlaşamıyorsunuz. Valla anlaşamıyoruz ya. Kullanmadın ya. Ne o seni anlıyor ne sen onu anlıyorsun. Artistlik yapıyor bana bu. Bunların hepsini mi at diyor? Ne diyor Elif? Almanca anlamıyorum ben. Bak şimdi okuyorum sana. Trockenfrüchte mit ein weich Flüssigkeit. Trockenfrüchte bunlar oluyor, kurular. Tamam. Geri beni orangen şale, portakal rendesi diyor. Mit topu kapat diyor. 7 dakika diyor. Supe 30 dakika ziehen lassen diyor. Desert in 8 Stunden unschein füllen. Şeyşene tetaşun kaşın supe endi. Desert mit gemalpistazien, walnüsse, mandeln oder... Oho, bu iş bizim bildiğimiz gibi değil. Ben öyle yapmayacağım. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunları diyor, bunu zaten atıyoruz şimdi içine. Niye onun istediği gibi yapmıyorsun? Bak şimdi niye yapmıyorum biliyor musun? Bu anlamaz çünkü. Bu ne anlar aşureden. Bak buna göre diyor ki... Dur şimdi ben önce onun dediklerini yapayım. Bak şöyle. Bir tatlı kaşığı. Acaba bu çok mu gelir? Hayır, hepsini atayım. Portakal, kuru kayısıları koyduk, incirleri koyduk, portakal suyun içinde yumuşayan. Portakalı da rendesini de koyduk. Şimdi buna kalsa bu diyor ki karıştır diyor. Bunları diyor süslemesine kullan diyor. Ama nohut, badem içinde olur. Ben bunları içine atıyorum. Bak ya. Attım. Cevizi, cevizden de atacağım. Süslemesini zaten orada var ama cevizleri de attım. Kapattım kapağına. Onları da süslemesine, aşurenin içinde olur badem filan. Olmaz mı? Olur. Devam edelim. Olur mu? Ben yaptım. Ben öyle bilmiyorum ama. Şimdi diyor ki bunu diyor 7 dakikada diyor. Ay bir dakika. Ne diyor? Ha tamam. 7 dakika. Bir de diyor böyle bir kolu diyor. Arkadaşlar 3 dakika 50 saniye falan filan var. ben kameraman Cevat Kelle'ye dedim, aç dedim sohbet edeceğim. Aslında aklımda bir şey yok ama olsun canım. Bugün nedense böyle ekran karşısında olmak istiyor. Ama şeyi sorabilirim size. Bu sevgili kameraman Cevat Kelle hani green screen, green screen diye tutturdu ya arkada böyle değişik şeyler. Sizce böyle mi güzel yoksa öyle değişik böyle mutfaklarda, doğada, magiclerle, kuzucuklarla, bilebilirlerle öyle mi diye. Ona yorum yazarsanız çok sevinirim. Ondan sonra baklavam çok güzel olmuştu. Baklavayı da boş verin de o hani ben Turkish tortilla diye bir şey yükledim ya. Söyle, söyle kameraman. Nasıldı? Yemedim ki. Yemedin mi? Tabii çocuklardan bir şey kalmadı ki bana. Ben yedim arkadaşlar. Çok güzeldi. Çocuklarım da çok güzeldi. Şu vatandaş nankör. Yemedin mi? Burada kestiğim o üçgen köşeyi kim yedi hemen? Tabii arkadaş çünkü ondan önce 5 tane tost yaptı kendine yedi.
Onun için hani tok doğurmak, doyurmak zor olurmuş ya, o bakımdan yedi. Bana da şöyle bir köşe bıraktı. Ben anne olduğum için dedim önce çocuklarım yesin ama en son en çok sonu bana kaldı. Gerçekten çok güzeldi. Sütlü, yumurtalı, yağlı şeyde ıslatın tortillaları. Ondan sonra çok güzeldi. Ben onu yine yapacağım. Bu sefer içine istemiyorum. İstemiyorum. Benim malzemelerimi çalıyor. İstemiyorum. Ya istemiyorum dedim. Ay, kaşını tuttu. Arkadaşlar bugün çalıştık. Kurban alayım. Arkadaşlar bak, yemekler bedava. Bir tane şöyle, senin yaptığın bir şey de yok ya. Ne? Yaptığın bir şey yok mu? Tamam, özür dilerim, onları kesiyorsun, uçuyorsun ama ben farkındaysam böyle çaktırmadan bakıyorum. Yani bugün onu da alacağım elimden. Çünkü benim canım istediğim zaman çekimler yapmıyor. Gidiyor, yatıyor, uyuyor. Bugün yorgunum falan diyor. Arkadaşlar ispatı YouTube'da, girin bakın kaç tane video yüklenmiş. Bugün çalıştık biz arkadaşlar. Günde 2 tane video çektiriyor bana. Günde 4 öğün yemek yiyorum. Kurtarın beni. Allah rızası için kurtarın. Çok çok zor durumdayım. Sinirimden gülüyorum. Sen bu kamerayı kapatsın bak ne oluyor. Çok zor durumdayım arkadaşlar. Ya ben bir şey anlatıyordum ya. 110, 110 kilo oldum. Ben göbeğimi içine çekiyorum. Bugün çalıştık arkadaşlar saat 10'a kadar. Normale döndü iş saatimiz. Bir 2 hafta kadar 8'de çıktık, 4'te başlayıp. Ama normale döndü. Ama IKEA daha açık değil arkadaşlar. Online sipariş yapabiliyorsunuz. Geçen gün burada sipariş yapmış 2 tane mum. Mum ya, mum. Allah'ın cezası. Bekleyememiş. Online internetten mum sipariş etmiş. Onları toparladık. Her neyse, mumsuz kalmış arkadaş. Mum ya, mum. Olabilir. Bir tanesi ısmarlamış lambalar falan, hani böyle lamba, kornej, morneş. Hadi o tamam, sevilmiştir gördüm. Taşınıyor, bekliyor tabi. Ama mum nedir ya? Her neyse, inşallah bu, ben yine kendimce gittim. Ama dediğim gibi yani öyle yanlış yani. Siz kendiniz de daha iyi biliyorsunuzdur. Şunun üstüne tamam konur da yani fındık fıstık içinde, fındık fıstık, sensin fıstık. Ata Demirel, eyvah öptü. Dandandam, niye bana sen öyle bakıyorsun? Fındık fıstık, benim fıstık. Tamam bak işte budur aşure. Vay, bakayım ne diyormuş şimdi. Zupe 30 dakika çekecek diyor. 30 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Ben geldim yine arkadaşlar. Bir Gökiz Happy Life programına hoş geldiniz diye dedim mi ben hiç bugün? Bilmiyorum. Neyse, aşuremizi dinlendirdik. Şimdi şu kapağı şuraya koyalım. Bakayım. Çok ağır. Evet. Tabii şimdi ben bunu eğerek size gösteremeyeceğim. Belki bakayım şöyle birazcık. Böyle. Şimdi arkadaşlar. Ben şimdi şunu şöyle bir çevireyim. Valla şuraya benziyor. Ama bu inşallah herhalde kalın olur. Şimdi ben bunları böyle bunların içine doldurayım. Tabii. Arkadaşlar paylaştırdım. Bardaklarıma tarçın serptim. Önce ince çekilmiş çam fıstığı, sonra biraz büyük büyük parçalı çam fıstığı koydum. Sonra nar tanelerini koydum ve kenarlarına birer ceviz yerleştirdim. Yani kendi şeyimi kendim gene, benim görüntüsü çok güzel, tadını bilmiyoruz. Sevgili eşim benim kobayım deneyecek. Yine mi ben ya? Ama yorumlarını sen yazman lazım. Daha tortillanın altına falan yazmamışsın. Yemedim ki, ne yazayım? Görüyorum ben. Ha bu arada arkadaşlar, ben dedim ya abone olanları göremiyorum diye, kimler takip ediyor, kimler destek oluyor diye geçen gün vlogda isim vererek teşekkür ettim.
Ama dediğim gibi görmediklerim de, isimlerini söylemediklerim için de çok teşekkür ederim. Bugün Gülsüm yazdı. Sevgili Gülsüm de destekçimmiş. Altına yorum yaptığı zaman görebiliyorum kim olduğunu. Eğer görmemi istiyorsanız desteklediğinize bir yorum yazarsanız görürüm. Yoksa öbür türlü kim takip ediyor, kim takip etmiyor görmüyorum. Edenin de etmeyeni de canı sağ olsun diyorum. Evet. O zaman bu aşuremiz böyle. Ben şöyle bir tane göstermeye çalışayım. Daha sıcak. Bilmiyorum gözüküyor mu? Zaten eşim sonunda çekecek. 3, 6, 9, 10 tane aşuremiz çıktı. Hepsini ben mi yemem lazım? Hayırlı uğurlu olsun. Efendim? Hepsini ben mi yemem Hayır lazım? Hayır hayatım, ben zannetmiyorum. Bunlar sana kalsın. Kahvenin yanında falan güzel gider. Kahveyle aşure. Evet, ben şekersiz kahve içtiğim için şekerli bir şey güzel oluyor yanına. He. Evet, Allah'tan şekersiz kahve içiyorum, yoksa sonra ne olurum bilmiyorum ama neyse, sağlık olsun diyorum. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür etmeden önce, hani ben demiştim ya anlamadım bu süzdürdüğüm nohut suyunu bıraktırdı diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar, ben Almanca gerçekten anlamıyorum. Bu gelinle bizim aramız açıldı galiba, anlamadım ben bugün onu. Ama zaten o dediğim gibi bana ona kalsa üstüne fındık fıstık falan yapacaktım, her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Oradaki zile basmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. Yazın, bir şeyler yazın. Dediğim gibi hep aynı şeyleri söylettirmeyin bana arkadaşlar ya. Yani istediğiniz bir şey varsa yazın da altına. Ben de yapmaya çalışayım. Bak bunu da ben hayatımda ilk defa yaptım yani. Çıldırsana. Çıldırayım mı? Çıldır. Daha değil, daha zamanı var. Yakında çıldıracağım. Her neyse arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Gökiz Happy Life. Çok özür dilerim. Gökiz Happy Life programını izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.